İki tane soru var. İsim yazılmamış. Herhalde adının saklı tutulmasını istiyor. Beyanname üzerinde yazılmayan geçmiş yıl zararları kurum kazancı oluşmasında mahsubu yapılabilir mi? Bence yapılmasına bir engel yok. İdare buna takılacaktır ama yargıya gidilirse kazanılır diye düşünüyorum. Yani bence bir engel yok. Ama şekli açıdan yaklaşırsanız mümkün değil gibi gözüküyor ama özün önceliği ilkesi gereğince böyle bir şey ihtirazi kayıtla beyanname verilirse pekala bu dava kazanılır diye düşünüyorum. Son soru, taşınmaz satış istisnasında taşınmazı aldığı tarihte bir işle uğraşmayıp bir yıl sonra uğraşmaya başlayanlar istisnadan yararlanabilir mi? Tabii yararlanabilir. Yani illa faal şirket olması gerekmiyor. Ama tabii bir yıl sonra gayrimenkul ticaretiyle uğraşmaya başladıysa o zaman yararlanamayacaktır. Ana sözleşmede alım satım var fakat maksat değil mevzu, yani alım satım hükmü varsa maksat içerisinde de gözükmeyip maksadın tahakkuku için yapılabilecek işler listesinde gözüküyorsa bu da istisnadan yararlanmaya engel değil, fiilen devamlı surette alım satım ve kiralama işiyle uğraşmamak kaydıyla. Götürü gider dönem içinde kayıtlara alınmadan direkt beyanname üzerinde düşülemez mi diyor. İşte dediğim gibi bu götürü gider müessesine bakış açınıza bağlı. Danıştay 3. dairesi doğrudan beyanname üzerinden düşülebileceği görüşünde. Çünkü böyle bir harcama yapılıp yapılmadığına ben bakmam diyor. Ama 4. daire tam aksine bu giderin yapılmış olmasını ararım diyor. Kanuna kavidirmeyen giderler içinde bulunacak. Oradan 1/5'i çekeceksiniz diyor. Dolayısıyla bakış açınıza bağlı ama bence doğrusu zaten beyanname üzerine düşülmeksidir ama dediğim gibi yani 3 ve 4. daireler arasındaki bu görüş farklılığı içtihat ne yönde birleşecek onu şimdiden kestirmek güç. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim hocam. Selahattin Üstad'a gelen soruların bir kısmını yanıtlayalım. Sonra Rıza Bey'e geçeriz. Öyle dönüşümlü olarak soruları yanıtlarız. Evet. Sırayla cevaplamaya çalışayım. Ama öncelikle sunumla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Sunumda benim anlattığım konularda eğer yani görüş olarak belirtmiş olduğum görüşlerin %90'ı Mali İdaresi'nin mutlaka vermiş olduğu bir özelgeden kaynaklanmaktadır. Özelgeler öyle dediği için o şekilde ben o görüşü söylemişimdir. Yani slide'la eğer daha sonra da bakarsanız, görüşlere baktığınızda şöyle yapılması gerektirdiğimiz olayların tamamında özelge vardır. Maliye Bakanlığı'nda artık bu konudaki karardır. Tabii ki Bumin Hocam'ın dediği gibi mükellefin bu konuda özelgeye uyup uymama tamamen kendisinedir. Ben de kendi mükelleflerim açısından bazı durumlarda mükelleflerin özelgeye rağmen dava açmaları gerektiğini, davada daha haklı olduğumuzu iddia ediyorum ve yaptırıyorum. Ama maalesef bir de gerçek durum var. Her ne kadar dava açmaktan korkmamamız gerektiğini düşünsek de uygulamada bu böyle olmuyor. Mükelleflerin büyük çoğunluğu davadan korkuyor. Dava süreçleri uzun sürdüğü için ya mahkemelere güvenmiyor ya başka bir şey düşünüyor kafasında. Buna girmek istemiyor fazla. Dolayısıyla malinin görüşü nedir diyor, onu soruyor. O zaman malinin görüşüne göre yapalım diyorlar. Ama ben gerçekten de inanmadığım bazı durumlar varsa da buna diyorum ki mahallenin görüşü bu olmasına rağmen katılmıyorum. Mesela ben dün kısmi bölümle ilgili bir merkez uzlaşmaya girdim. Hiç katılmadığım bir şey. Kısmi bölümde şirket ortakları şirketten ortaklık payı olarak diğer bölünen şirketten pay alırlarsa sermaye azaltılması gerekiyor. Azaltılan sermayeyi kar dağıtımı olarak kabul ediyor mali idaresi ve stopaj istiyor. Dağıtılan bir gerçek kar yok ki. A şirketini alıyorsunuz, B şirketine koyuyorsunuz. Aynı şirket faaliyetine devam ediyor. Ortada bir ortağın cebine giren para yok. Ama siz ne diyorsunuz? Yok efendim ben bunu takip edemem. Sen takip edeceksin. Ben dağıtmış kar payı sayarım. Vergisi kanun 3. maddesi var. Gerçek durum esastır. Sen 50 yıl sonra da olsa gerçek durumu araştırıp o karın daha sonra sermaye azaltılırsa stopaj yapman gereken tutar varsa sen bakacaksın. Gerçek durumun ben böyle söylüyorsam aksini iddia ediyorsan ispatlayıp yazacaksın. Ama yok bugün kolaycılığa kaçıyor. Bugünden önünü kesiyor. Bu doğru bir şey mi? Yanlış bir şey. Ben bu konuda kim bana sorarsa olsun davaya git diyorum. %100 kazanırsın diyorum. Çünkü ortağın cebine giren bir para yok. Ya bu konularda benim anlattığım sunumda özellikle söylediğim yerlerde idarenin görüşü olarak söylüyorum. Yoksa Bumin Hoca'nın birçok söylediğine katılıyorum. Katılmadığım yerler de var ama birçok konusunda katılıyorum. Doğru söylüyor.
Bazı konularda biz gerçekten flu yerler çok fazla var. Yani bir kanun düz yazarsınız, düzden gidersiniz ama maalesef flu yerlerimiz bizim çok. Gidikçe çoğalıyor. Bu çorba kanun, torba kanun ne derseniz deyin. Bunlarla beraber birçok flu alan oluşuyor ve flu alanları genişliyor. Maliye Bakanlığı'na çok büyük yetkiler veriyorlar yeni düzenlemelerde. Şimdi o yetkiyi istersen tebliğ çıkarıyor. Kanunda olmayan düzenlemeyi tebliğe koyuyor. Bu da otomatikman sorun yaratıyor. Başka ne yapacaksınız? Dava açacaksınız. Yani gerçekten nakdi sermaye artırımında ki durum. Ortak borç para alıp koyamaz diyor. Ya sana ne? Senin buradaki amacın ne? Ortak gidip bankadan kredi kullansa, şirket bankadan kredi kullansa onun finansman maliyetinin %100'ünü gider yazacak. Sen ne diyorsun? Kredi kullanma şirket olarak git ortaktan para al. O %100 finansmanın %50'sini ben sana indirim olarak vereyim diyorsun. Devlet burada ne durumda? %50 karlı zaten. Tam tersine hiçbir şartım yok. Yeter ki para koy demesi lazım. Yani hiçbir şartım yok. Yeter ki para koy diyecek. %50 karlı yani hiçbir şart koymasa dahi en az %50 karlı devlet zaten. Bankadan kredi kullansa finansman gider yazacak, tamamını gider yazmış olacak. Böyle yaparak ne yapıyor? Yarısını matrahından düşüyor. Ya bu konuda gerçekten sıkıntılı yerler var. Bunu da söylemek istedim ayrıca. Evet, sorulara cevap vermeye başlayayım. İsmini bildirmeyen bir kişi tür değişikliği yaptık demiş. 2003. Geçiş Vergi döneminde limited AŞ'ye döndük. Limited zararlı kapattık 3. dönemi. 4. dönem bunu zararı indirebilir miyiz demiş AŞ'de. Evet, indirebilirsiniz. Yani tür değişikliği, nevi değişikliği devir hükmünde ancak devirin şartlarını sağlarsa. Yani biz ne dedik? Zarar mahsubunda, devirde zarar mahsubunda devrolan şirketin öz sermayesini aşmayacak zarar dedik. Bu şartlara uygun olarak devir yaparsanız bu durumda 4. geçiş vergi döneminde AŞ bu zararı indirme hakkına bu konuda bir sorun yoktur. Aynı zamanda 3. dönemde limited şirket bankalarına vadeli mevduat vergi dedi. 2004. geçiş vergi döneminde bu indirim konusu yapılabilir mi? 3. dönem geçiş vergide siz indirim konusu yaptıysanız zaten birleştiğiniz anda tek bir şirket haline dönüşüyorsunuz. Tek şirket haline dönüştüğünüz anda zaten siz tek bir beyanname vereceksiniz. Bu tek beyannamede de yıl boyunca yapılan stopajların tamamını mahsup etme hakkına sahipsiniz zaten. İkinci soruda kurumlar vergisinde %5 indirim için şartlardaki 3 yıl önce kurulmuş olma şartı gelir vergisi mülkiyetleri için de şart mıdır? Evet, şarttır. Kanun kurumlar vergisi gelir ve kurumlar vergisi için düzenleme getirmiştir. Dolayısıyla bu şart herkes için aynıdır. Mustafa Kaya Bey sormuş. Teknolojilerde bulunan firmalar farklı ARGE projeleri için ARGE indirimi veya kazanç istisnasından uygulayabilirler mi demiş. Teknoloji gelişme bölgelerinde yapılan ARGE ve geliştirme ve yazılım faaliyetlerinden elde edilen kazançların %100 zaten istisna. Kazancın kendisi istisna olduğu için siz ARGE faaliyetinde bulunuyorsanız bu ARGE faaliyeti kapsamında ikinci defa bir ARGE indirimi kullanma hakkınız yok zaten. Ya onu ya onu yapacaksınız. Zaten vergiye tabi kazancınız olmadığı için ARGE indirimini tekrar nereden düşeceksiniz? Orada bir şey kalmıyor zaten. Bu kapsamda da teknoloji gelişme bölgesinden yararlanıyorsanız zaten ona gerek yok. YMM raporu ARGE indirim için gerekli midir demiş. Eğer siz tam tasdik kapsamında mükellefsiniz, yaptırıyorsanız ve tam tasdik raporunda da ARGE indirim bölümü açıldıysa ekstra bir ARGE indirimi raporuna gerek yok. Ancak açılmadıysa, böyle bir yer yoksa bu durumda ARGE indirim için de yeminli raporu zorunlu. ARGE harcamanın aktarılmak zorunlu mudur diye sorulmuş. ARGE indirimi kapsamında ARGE harcamalarının ARGE faaliyeti sonuçlanıncaya kadar aktifte tutulması zorunlu. ARGE faaliyeti eğer başarısız olursa bir defa da hepsini gider yazma hakkına sahipsiniz. Başarılı olursa işte bu zaman aktifleştirip amortismanla itfa etmek zorundasınız. Doğrudan doğruya kafanıza göre bir defa da gider yazamıyorsunuz. Başarıya bağlı. Faaliyet devam ettiği sürece aktifleştireceksiniz. Faaliyet sonucunda proje başarılı olursa amortismanla itfa edeceksiniz. Proje başarısız olursa bir defa da gider yazma hakkına sahipsiniz. Önceki dönemde kullanılmayan ARGE indirimleri topluca cari yılda kullanılabilir mi? Yararlanılamayan ARGE indirimleri takip eden hesap dönemlerinde kullanma hakkına sahipsiniz. Yeniden değerleme oranını da artırma hakkına sahipsiniz. 2010 yılı içinde isim yok yine. 2017 yılı içinde 131-331 hesaplar işlem görmüş. Sene sonunda 131 toplam 1 milyon 300 bin TL borç paketi vermiştir. Bunun ortaklardan senet alarak 121 hesaba taşınması mümkün müdür? Ortada bir faiz alışverişi yoktur. Şirket sermayesi 1 milyon 500 bin demiş. Ortak şirkete borçluysa bunu başka bir hesaba alırsanız muhasebe hilesi yapmış sayılırsınız. Muhasebe hilesi yaparsanız da vergi usulü kanunu 359. maddesine göre kaçakçılık fiilini işlemiş olursunuz. Ticari bir faaliyetten kaynaklanmayan borç alışverişinden kaynaklı olan bu işlem
131 hesapta takip edilmesi lazım. Herhangi bir faiz alınmamıştır kuralı geçerli değil. Şirket o ortağı o paraya faiz yürütmek zorunda zaten. Aylin Hanım, Aylin Çetin. Firmamızın 2015 yılında faydalı model patent başvurusu var. 2018 sonlarına doğru sonuçlandığını söyledik. 2020 yılı üretim için kurumlar ve istisnasından faydalanabilir miyiz? 2018 yılı sonunda faydalı model belgesini aldıysanız eğer, yani şöyle, şimdi bu işlemde, yani sanayi mülkiyet hakları istisnasında inceleme sistemiyle patent ya da koruma faydalı model belgesi almanız gerekiyor. Bunları aldığınız andan itibaren bu istisna uygulama hakkına sahipsiniz. Bunlar alıncaya kadar geçen süreler için istisna uygulama hakkına sahip değilsiniz. Dolayısıyla 2018 yılında eğer bu belge size verildiyse 2018 yılı dahil olmak üzere bundan sonraki süreçte bunu kullanabilirsiniz. Kurumlar vergisi istisnasından yararlanmak 2018 hepsini mi yoksa patent onaylandığı tarihi mi kapsar? 2018 yılı kurum kazancında bu patente ilişkin olarak bir buluşa ilişkin bir kazanç elde ettiyseniz geçici vergi dahil olmak üzere, geçici vergi dönemi dahil olmak üzere kullanma hakkına sahipsiniz. 2016 yılında sermaye artışı yaptık ancak amortisman ayırmadık çünkü zarar çıktı. Bu amortisman 2017'de kullanabilir miyiz? Kâr verme. Bunu Rıza Bey'le de konuştuk. Amortisman ayırma konusunda bu yeni bir mevzuat. Bakanlar Kurulu henüz daha sermaye amortisman uygulamasını için düzenleme yapmadı. Orası şu anda boş duruyor. Bomin Hocam'a sormuşlar ama. Bakabilirim. Çünkü ikisi de aynı suçu yapmış. Yok bu bana. Biri bana, biri hocama. Ama cevaplayabilirim, sorun yok. Ramazan Kayan Bey sormuş. Bilmiyorum vallahi. Bizi çarpıştıracaklar hocam bugün. Şirketin 2016 yılında ticari alacakları için VUK 323'e göre kapsamında karşılık ayırmasından TTK kapsamında ve KKG maliyetinde ayırdığı karşılığı da bulunmaktadır. KKG 13 milyon TL olduğunu kabul edelim. 2016 yılında altyapı karşılık giderlerinde kayıt yapılıp kar beyan matrağı ilave edilmiştir. 2000 yılında ise tahsilat olmamış ancak 2 milyon TL'si kısmının altyapı konusu kalmayan karşılık şeklinde kayıt yapılmasına karar verilmiştir. Soru 2007 kurumlar eksi beyanlamasında 644 hesaba gelir kaydı yapılan karşılık işlemin önceki yıl KKG olarak dikkate alınan 2 milyon TL tutarı indirim yapmayı düşünüyoruz. Doğru mudur? Ben şimdi soruyu anlayamadım. Yani o kadar karmaşık için 2016 yılında karşılık ayırmışsınız gördüğüm kadarıyla. Ayırdığınız karşılık kapsamında 2010 yılında karşılık ayırmaktan vazgeçmişsiniz herhalde. O şekilde tahsilat olmadığı halde diyorsunuz 2 milyon 3 milyon kabul edelim. 2016'da karşılık giderlerine kayıt yapılıp 2 milyon TL'sinin gelir yazıyorsunuz. 2017 beyannamesinde gelir kaydı yapılan karşılık yanında önceki yıl KKG olarak dikkate alınan 2 milyon TL tutarın siz 2016'da karşılık ayırdınız ancak KKG yaptınız. Değil mi? Karşılık ayırdınız, karşılığın şartları yerine getirmediniz, KKG yaptınız. 2017'de karşılığı iptal ettiniz, gelir yazdınız. Bu kez de bunu beyannamede tamam beyannamede indirim konusu yapın. Yani beyannamede indirim konusu yaparsınız. Tabii. Direkt beyannamede indirim konusu yaparsınız. Nasıl KKG yaparak matrağı artırdınız? Bu kez de bunun tam tersi. 2017'de gelir yazdığınız rakamı tekrar düzelteceksiniz. Sonuç değişmez ama. Değişen bir şey yok. Yani sonuç değişmiyor. Düzeltme beyannamesi verseniz de vermeseniz de sonuç aynı. Yani vergi ziyanı gerektiren bir durum ortada yok. Beyler Karanfil sormuş. Transfer fiyatlaması ilişkili işlemler tablosunda ilişkili şirkete verilen vadeli çekler mali işlemede vadeli işlemler olarak mı gösterilmelidir? Yoksa ödünç para veya başka bir şekilde mi gösterilmelidir? Ya da hiç beğendirilmemelidir. Grup şirketlere yapılan tüm işlemler gerçek durumu neyse ilgili hesapta aynı şekilde gösterilmesinde fayda var. Yani hiç gösterilmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Şirket kapanmak üzere borçlarını ödeyebilmek için şirket kayıtlı arazisini değerinin çok altında sattı. Zararı kurumlar eksi istisnası olarak %50'si olarak mı göstereceğiz? Bazı gayrimenkullerde diğer sonra kar varsa kalan farkında mı olacak? Borçlarını ödeyebilmek için şirket kayıtlı arazisini değerinin çok altında sattı. Zarar yani şöyle
Eğer gayrimenkul satış kazancı istisnasına ilişkin olarak düşünüyorsanız bu, zararına yapılan satışlarda da zararın %50'sini KKG olarak düşemeyeceksiniz, yani düzelteceksiniz. Ya yani maliye dersin görüşü bu şekilde. Ama ben katılıyor muyum buna? Hayır, katılmıyorum. Dediğim gibi istisna kazanç, yani özellikle taşınma satış kazancı istisnası çok başlı bir istisna. İçerisinde o kadar çok şart var ki, o şartlardan herhangi birisi meydana gelmediği anda istisnanın şartlarını yerine getirmediniz diyerek zaten siz bu haktan yararlanamıyorsunuz. O zaman ben zaten zararlı satış halinde ben bu istisnayı kullanmak istemiyorum ki. Hatta bakın, tebliğde açıklaması var. Diyor ki istisna uygulanması diyor ihtiyardır diyor. İstisna diyor, yani %75 olayını anlatıyor. İlla da %75 ayırmak zorunda değilsiniz diyor. Daha az istisna da uygulayabilirsiniz diyor. E bana daha az istisna uygulamayabilirsin diyerek hak veriyorsan o zaman zarar da benim. Niye düzeltmemi istiyorsun ki? Ya ben bu görüşe katılmıyorum ama Mali İdaresi'nin görüşü bu konuda net maalesef. Evet, Rıza Üstadımız bazı soruları canıtlasın. Tekrar değişeceğiz. Buyurun hocam. Teşekkürler. İndirimli kurumlar vergisi tebliği ile ilgili kanun süresi içerisinde %5 vergi indirimini kastediyoruz sanırım. Burada diyor BABS'lerde süresinde verme şartı aranıyor mu? Bunlar bildirim. Bunlar beyanname olmadığı için bunlar bildirim. O kapsamda değil. Spor kulübü için il valiliğine banka yoluyla yapılan ödeme makbuz verilmemiş olsa bile bağış olarak dikkate alınabilir mi? Tabii orada bu dekont başlı başına bir belge sayılıyor aslında. Ama yine de irdeleyip gerekirse mukteza almakta fayda var. Açık açık dekontu açıklamayı yazmak lazım. Şu maksatla, yardım amacıyla şu kuruma verilmiştir, onun hesabına. O şekilde. Ama yine de makbuz alınmadığı durumlarda mukteza almakta, özelge almakta fayda var. Şirkette çalışan personeller için yurt dışı seyahat için çıkarılan pasaport harçları şirketten ödeniyor fakat harç makbuzu personel adına olduğundan gider yazılabilir mi? Burada tabii illiyet bağını ortaya koymak lazım. Elbette ki şirket adına pasaport düzenlenemeyecek şirketin çalışanı. O illiyet bağını, o seyahati vesaireyi ortaya koyduktan sonra bunlar tabii ki gider olarak indirilebilir. Gerçek durum esastır. Onu ortaya koyacak doneler sunmak lazım. 6.781 sayılı kanundan borcu olanlar %5'lik indirimden faydalanır mı? Bu askeri ceza kanunu, 6.781 sayılı kanun, beyanname ile alakası olan bir şey olmadığı için, Maliye Bakanlığı'na verilmesi gereken beyanname, %5'lik indirimden faydalanmasını engel durum söz konusu değil. Sürekli damga vergisi mükellefiyetinde %5'lik vergi indiriminde verilmeyen damga beyanınız var uyarısı çıkıyor. Damga vergisi beyanı yoksa boş beyanname mi verilecek? Tabii burada damga vergisinde sürekli damga vergisi mükellefiyeti kapsamına alınan mükellefler var. İşte belediyeler, AŞ'ler, 43 nolu damga vergisi genel tebliğine. Burada eğer sürekli mükellefiyet kapsamına alınmışsa bunların sürekli damga vergisi şeyi olmasa bile vermesi gerekiyor. Durumunuza göre bakmanız lazım. Eğer sözleşme beyan edecek bir şey yok ise ve beyanname vermeniz gerekmiyorsa o zaman o şartı ihlal ettiğiniz anlamına gelmiyor. Ama tereddütünüz varsa ben şunu salık veririm, hemen özelge başvurusuna bulun derim. Çünkü bu yeni müessese %5'lik vergi indirimi özelgeyle bir nevi idari iştahatlarla da yürüyecek. İkinci soru, yıllara sari işlerde kar zarar işin bitiminde tespit ediliyor. Bu ilgili dönem geçici beyanında mı yoksa kurumlar vergisi beyannamesinden beyan edilecek? Bu ilgili dönem kurumlar vergisi beyanında beyan edilecek. Çünkü yıllara sari işler geçici vergiye tabi değil. Bitcoin gelirleri nasıl vergilendirilecek? Buna ilişkin bir düzenleme var mı? Bu dünyada tartışılıyor. Bir düzenleme yok. Çeşitli fikirler var. Kimisi bunun bir ödeme aracı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla paraya muadil bir sistem olduğundan nasıl paradan biz vergi almıyoruz KDV vesaire onun el değiştirmesinden dolayısıyla ama bunu
Değerli maden gibi yani değerlendirenler de var. İngilizcesine baktığımızda zaten mining tabiri kullanılıyor. Bir nevi maden işleme. Ama hani dünyanın gündeminde fakat bizde herhangi bir şekilde uygulaması bir genel düzenleyici mevzuatla düzenlemesi söz konusu değil. O yüzden takip etmekte fayda var. Biz de merak ediyoruz nasıl olacak. Kurumlar vergisindeki %5 indirim şartlarında 3 yıl içinde vergiyi vadesinde ödememesi şartı kaldırır mı? Evet, kaldırır. O 3 yıl içerisinde 10 lira yaşam vergi borcu olmayacak. Yani damga vergisini bile o 3 yıllık beyannamelerde zamanında ödememiş olsanız bu indirim hakkından faydalanamıyorsunuz. Mükellefimiz tüm vergileri zamanında beyan etmiş ve ödemiştir. KDV vergisini sehven bir gün geciktirmiş. Bunu etkiler mi? Evet, etkiler maalesef. Faydalanamazsınız. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında ticari bilanço kârı mı yoksa mali kâr mı dikkate alınır? Bu %5'lik indirim hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin %5'i oluyor. Siz beyanname formatını düzenliyorsunuz. Bir matrah çıkıyor. Onun üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisi çıkıyor. Ondan sonra onun %5'ini alıp alt satırda indirimli kurumlar vergisi tutarına yazıyorsunuz. Dolayısıyla bunun ticari kârla alakası yok. Uyumlu mükellefler indirim konusunda mal alım satımı yapılan firmalardan özel esaslarda olmayan fakat daha sonra özel esaslara geçen firmalar nedeniyle ceza işlem olacak mı? Şimdi tabii burada iki şeyi birbiriyle karıştırmamak lazım. KDV iade sistematiği içerisinde idarenin genel tebliği, sirküler, özelge kapsamında ve kendi sistem içerisinde özel esaslar uygulamasına aldığı riskli mükellefler var. Bunların içerisinde düzenleme ve kullanma inceleme raporu sonucunda sahte veya muhteviyat itibariyle yanıltıcı belge veya sahte belge düzenlediği veya kullandığı inceleme raporuyla sabit olanlar var. Bir de özel esaslar uygulaması bunun dışında da yani 359'a müteallik bir yani adli anlamda bir suç fiili işlenmediğine ilişkin fakat risk teşkil eden mükellefler de özel esaslara alınıyor. Bu ikisi ayrı şeyler. Burada sadece özel esaslara alınanlardan kişi kendisi eğer sahte belge düzenleme dolayısıyla inceleme raporu veya tespit raporu yazılmışsa mükellef hakkında, kendi bizim hakkımızda veya sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma sebebiyle KDV indiriminin reddedilmesi, vergi cezası kesilmesi uygulaması var ise ancak %5 indirimini engelliyor. Ama bunun dışında özel esaslara alınmayı gerektiren herhangi bir sebeple özel esaslara alınmış olması bu %5'lik indirimi engellemiyor. Onu detayına iyi bakmak lazım. Onlar ayrı şeyler. Birisi KDV iadesinin sağlıklı yapılabilmesi açısından idarenin riskli tespit ettiği mükelleflerle ilgili yapılan geniş bir uygulama. %5'lik indirimdeki o 359'a müteallik tespit o özel esaslar içerisinde çok daha küçük, daha marjinal bir alan. Tüm beyannamelerimizi kanun süreleri içerisinde beyan edip ödemelerini yaptık fakat 6736 sayılı kanun gereği yapmış olduğumuz stok artırımı ödemesini vergi dairelerinde ve banka sisteminde yoğunluk sebebiyle bir gün sonra yapabildik. Bu durum %5'lik dürüst mükellef indiriminden faydalanmamızı engel teşkil eder mi? Sistemdeki yoğunluğu farkında olan idare mağduriyeti gidermek adına kazanılan hakları iptal etmeyerek ek süre vermişti saygılarımızla. Bununla ilgili olarak ben özelge başvurusunda bulunmanızı tavsiye ederim. Normalde bu tek seferlik bir uygulama yani ayrıksı bir kanun. Sürekli beyanname vermeye gerektiren bir kanun değil.
bence engel teşkil etmez ama bu konuda özelge başvurusunda bulunsanız bence daha doğru bir davranış içerisine girmiş olursunuz. Teşekkür ediyoruz. Buyurun Selahattin. Evet. Devam edelim. Nermin Kartal, Neriman Hartal'ın sormuş. Bir anonim şirket nihai tüketiciden şahıstan noter kanalıyla bir araç taşıtı satın alıyor. Noter satışı ile gelir bu araç için 2 nolu KDV beyanı gerekli midir? Noter bir evrak düzenlemeli. BABS bildirimde konu edilecek mi? Alım bedeli üzerinden KDV hesaplanacak ise mal maliyetine ilave edilecek mi? Şimdi kapma değer vergisi kanunun 1. maddesine baktığımızda kanunun 1. maddesinin 1. bende der ki ticari, sanayi, zirai, mesleki faaliyet kapsamındaki teslim ve hizmetler KDV'nin konusuna girer der. Bunlar da devamlı surette yapılan faaliyetler der. Şimdi biz nihai tüketiciden bir araç alıyorsak bu devamlı surette yapılan bir işlem değil. Araç satan kişi bana ayrı yılda yaptığı bir işlem. Dolayısıyla nihai tüketicinin KDV mükellefiyeti yok. Satın alma olduğu için. Kiralama olsaydı sorumlu sıfatıyla KDV'niz vardı ki ama satın alma olduğu için KDV'nin konusuna girmiyor zaten. Dolayısıyla KDV söz konusu değil burada. BABS bildirimde bildirmesi gerekiyor mu? KDV'nin konusuna girmeyen bir işlem ve nihai tüketiciden bir işlem olduğu için benim hatırladığım BABS formlarında bu işlem noter kanalıyla zaten noter aracılığıyla yapmanız gerekiyor zaten. Bildirimize gerek bulunmamakta. Çünkü BABS formunun amacı ne? Alan ve satanın kayıtlarının karşılaştırılması. Bana nihai tüketici bunu satmış zaten. Nihai tüketici sattığına göre onun zaten BS formu verme gibi şartı yok. Dolayısıyla ben onu BA'da bildirmemin bir anlamı yok. Ticari zarardan mali kâra dönen bir mükellefin nakit faiz indirim hakkını kurumlar aksi beyannamesinde göstermesi zorunlu mudur? Şimdi nakit sermaye indirimi zorunlu olan bir işlem değil. Nakit sermaye indirimi bir hak. İster bunu kullanırsınız, isterseniz kullanmazsınız. Nakit sermaye indirimi ne yapacaksınız? Bir orandan üzerinden hesaplayacaksınız. Hesapladığınız oranı da kazancınız varsa, yani kurumlar vergisine tabi matrahınıza gelmeden önce son kalemde bu indirim hakkına sahipsiniz zaten. Yoksa ticari zararla, mali kârla alakası yok. Mali kârınız olduğu sürece beyanname üzerinden sırayla hepsini indirirsiniz, indirim istinadınız düşersiniz. Ondan sonra hala rakamınız varsa nakit sermaye indirimini kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin hakkınız. Hisse senetleri alım satım nasıl vergilendirilir kurumlarda? Kurumlar vergisi kanununa göre kurum kazancı ticari kazanç yükümlülüğüne göre vergilendirilir ve kurumun yapmış olduğu tüm işlemlerde kurum kazancı olarak veya kurum gideri olarak dikkate alınır. Hisse senedi alım satımı da nihayetinde kurum kazancı tespitinde normal ticari faaliyetten bir farkı yoktur. Yani gerçi gelir vergisi mükellefi gibi değil. Danışmanlığını yaptığım ilk sanayi şirketi 2006 yılında kuruldu. Pay sahipleri tarafından taahhüt edilen sermayenin tamamı nakit olarak 2016 yılında ödendi. 2016 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesine verirken kış dönemine ait nakdi sermaye oranının %50'sini yıl sonu itibariyle Merkez Bankası tarafından açıklanan ticari faiz oranı olarak hesapladık. Tutarı indirdik. 2017 yılında ise sermaye artırımı yapılmadı. 2017 yılında kurum beyannamesi verirken 32 Mayıs tarihindeki Merkez Bankası faiz oranını kullanarak 2016 yılındaki nakit olarak artırılan sermaye oranı dikkate alacak mıyız diye soruyor. Sunumda da bahsettiğim üzere nakit sermaye indirimi hangi yıl yaptıysanız o sermayeyi geri çekinceye kadar, sermaye azaltımına gidinceye kadar her yıl 10 üzerinden indirim hakkına sahipsiniz. 2016'da artırdığınız sermaye için 2017, 18, 19, 20, 21 artık nereye gidiyorsa ta ki bu sermayeyi azaltıncaya kadar bu indirimi kullanma hakkına sahipsiniz. 2017'de yeni sermaye mi artırdınız? Onun için de ayrı olarak kullanacaksınız. 2018'de yeni sermaye mi artırdınız? Onun için yine ilave olarak ayrı uygulayacaksınız. Yani her birisi ayrı ayrı. Bir tane artırdıysanız o bir taneyi geri çekinceye kadar her yıl uygulama hakkına sahipsiniz. Medico Tekstil'den gelmiş. 6111 sayılı kanun kasa ortak cari hesabı düzeltme sonucu oluşan zararın 580 hesapta durmaktadır. Bu zararı 6136 sayılı kanun kapsamında 296 geç hesabı alabilir miyiz? Bu işlem neticesinde sonraki dönemlerde oluşan kar işlemlerinin sermaye ilavesi ve dağıtımı yapmamızda bir sakınca var mıdır? Şimdi bu zaten zarar. Zarar olduğu için sermaye ilave diye bir şey yok. Ancak bu konuda yani geç hesabı da alamazsınız. Geçmiş yıllar 6126 yeni düzenlemesi. Yani bu dolayısıyla bundan sonraki aşamalar için verilmiş bir hak. Eskide 6111 ya da 6552'de böyle bir hak yoktu. Dolayısıyla da
zarar içerisinde doluruz. Durmaktadır bu. Sermaye ilave diye bir şey yok. Adı üstünde zarar zaten. Ancak bu zararı sunumda bahsettiğim üzere siz geçmiş yıl karlarınızdan kapatmaya kalkarsanız Maliye Bakanlığı diyor ki bu zarar diyor gerçek bir zarar değildir diyor. Ticari bir zarar değildir diyor. Ticari karınızdan ticari zarar olarak düşemezsiniz diyor. Eğer düşersen diyor ben seni bunu işletmeden çekmiş kıymet ad ederim diyor. Karşıdakinin durumuna göre diyor stopaj yapılmasını isterim diyor. Yani şirketin ortakları gerçek işçide %15 stopaj söz konusu. Tam mükellef kurumda stopaj söz konusu değil. Maliye'nin görüşü ama bakın onu yine söylüyorum ben. Nakit sermaye artırımının indiriminde 2017'de tescil olan şirketin sermayesinin tamamı 2010 yılında ortakları tarafından ödendi. Bu indirimden 2010 yılında yararlanıp bitiyor mu yoksa ileriki yıllarda bahsettiğimiz gibi nakit sermaye artırım indirimi bitmeyen bir düzenleme, bitmeyen bir hak nereye kadar? Sermayenin geri azaltılmasına kadar. Nakit sermaye artırımında bulunan inşaat iş yapan şirket daha sonra inşaat yapımında kullanmak üzere almış olduğu arsa vardır. Bu arsadan dolayı nakit indirimde faizinden faydalanabilir mi yoksa engel teşkil eder mi? Bu indirimden faydalanırsa sermaye yatırımı yapıldığı senede kar yoksa sonra gidenlerde kullanılabilir mi? Bunu kurumlar beyanı üzerinde mi bildirmek gerekir? Nakit sermaye indirimi dediğimiz gibi kurumlar vergisi beyanname üzerinde indirim hakkınız var. Nakit sermaye indirimini eğer o yıl kullanamazsanız takip eden yıla devrediyorsunuz. Geçici vergi dönemlerinde kullanma hakkına sahipsiniz. Nakit sermaye yatırımını sadece artırdığınız yılın geçici vergisinde kullanamıyorsunuz. Çünkü faiz oranı daha sonra belirlendiği için. Dördüncü geçici vergiyi kullanabilirsiniz ama ara dönemlerde nakit sermaye artırımına ilişkin nakit indirimini kullanamazsınız. Devirden sonraki yıllarda ise atıyorum 2016 yılında siz artırımda bulunduysanız 2017 geçici vergi beyanlarında devir ettiyse eğer bunları kullanabilirsiniz. Ama 2016'nın atıyorum Mart ayında artırımda bulunduysanız birinci, ikinci, üçüncü geçici vergide bunu kullanamazsınız. Dördüncü de geçici vergide ve kurumlar vergisi beyanında kullanırsınız. Sebebi ne? Ticari kredi faiz oranı yıl başında belirlendiği için. 1, 2, 3. geçici vergi döneminde ticari kredi faiz oranı belli olmadığı için bu hakkı vermiyor. Arsa ile ilgili olarak da şimdi kanunda böyle bir düzenleme yok. Kanun diyor ki uygulamaya ilişkin düzenlemeleri yapma yetkisi Maliye Bakanlığı'na aittir diyor. Maliye Bakanlığı da tebliğ bazında bu düzenlemeleri yapmış. Tebliğde diyor ki arsa alım satımı ile arsa faaliyetiyle uğraşan mükellefler diyor. Aldık eğer diyor bunu diyor arsa yatırırlarsa diyor. Arsa yatırdıkları kısımda sınır olmak üzere diyor. Oranı sıfır olarak uygularlar diyor. Yani söylediği durum bu. Dolayısıyla siz de arsa işiyle yapıyorsanız ve yatırılan nakdi sermaye götürüp arsaya yatırıyorsanız tebliğ hükmüne göre arsa yatırdığınız miktar ne kadarsa atıyorum sermayeyi 1 milyon yatırdınız gittiniz 800 milyonluk arsa aldınız. 800 milyonluk kısmı için yararlanamıyorsa hatta örnek var tebliğde aynı bu şekilde veriyor. 800 milyonluk kısmı için yararlanamazsın diyor. 200 milyonluk kısmı için yararlanabilirsin diyor. İstanbul Serbest Bölge'de kurulan bir şahıs firması, yani olay kısaca özetleyeyim. Serbest Bölge'de faaliyette bulunmuş, hak satışı yapmış. Hakkın satışını diyor, gelir vergisi mükellefleri diyor, bu hakkın satışını beyan edecek mi etmeyecek mi diye soruyor Serbest Bölge kapsamında. Şimdi Serbest Bölgeler Kanunu'nun bizim ikili bir ayrımımız var. 2004 öncesi ve 2004 sonrası diye ikiye ayırıyoruz. 2004 öncesi Serbest Bölge'de ister gelir vergisi mükellefi olun, ister kurumlar vergisi mükellefi olun. Uygulama aynı. 2004 öncesi elinizde sizin faaliyet belgeniz varsa o faaliyet belgesi bitinceye kadar o serbest bölgedeki tüm faaliyetlerden kazancın %100'ü gelir ve kurumlar vergisinden istisna. Dolayısıyla elinizde bir hakkınız varsa 2004 öncesi faaliyet belgeniz varsa o hakkı satışından da kazanç ederseniz elde ettiğiniz kazanç istisna. Ama 2004 sonrası aldıysanız veya faaliyet belgesinin süresi bittikten sonra faaliyette bulunan bir mükellefseniz o yıllara tekabül eden burada da artık sınırlayıcı bir düzenleme var. Diyor ki sadece ve sadece diyor serbest bölgede yapılan imalat faaliyetinden elde edilen kazançlar diyor istisnadır diyor. Onun haricindeki tüm kazançlar gelir ve kurumlar vergisine tabidir diyor. Dolayısıyla siz bir hak satışı yaparsanız bu hak satışı gelir vergisi mükellefiyseniz gelir vergisine tabidir, kurumlar vergisi mükellefiyseniz kurumlar vergisine tabidir. İki şirketin devir yoluyla birleşme sonucu devralan şirketteki küçük hisselerin kolaylaştırılmış birleşme yoluyla ortaklıktan çıkarılmak suretiyle hisse payı ödenirken hisse defter değeriyle ödenen rakam farkı gider mi yazılır yoksa KKK kabul edilmeyen gider olarak mı dikkate alınır? Şimdi devir yoluyla birleşmelerde normal şartlarda kural nedir? Kül halinde
geçmesi gerekir. Yani oradaki hissenin tamamının oraya geçmesi gerekir. Dolayısıyla siz ortaklardan bir tanesinin ortaklık payı oradan çıkıyorsa bu devirle alakalı değil aslında. Devirden devir sonrasında ortak hissesini satıyor demektir. Ortak hissesini küçük hissedar çıkıyorsa eğer diğer ortaklar alıyordur. Diğer ortaklar altına göre de kurum kazancıyla aslında doğrudan doğruya ilgili değildir. Yani ben böyle düşünüyorum ama Rıza Bey ne düşünüyor bu konuda bilmiyorum. Evet üstad, buyurun üstad. Satışları artırmak için belli miktarın üzerinde alım yapan bayilere Migros hediye çeki verilecektir. Hediye çeklerini kurum kazancından indirebilir miyiz? Evet indirebiliriz. Sunumda da bahsettiğim üzere belli bir ciro taahhüdü vesaire varsa uygulama sizin bunları vermek açısından belirlemiş olduğunuz onları gerçekleştirdiği dönemde gider yazabiliyorsunuz. Devamı Migros hediye çeklerini personele verdiğimizde bordroya eklemeli miyiz? Evet bordroya eklemeniz gerekiyor. Ücretin bir unsuru olarak değerlendiriliyor. Ortaklara borç hesabından sermaye avansına aktarılan tutar burada en fazla ne kadar durmalıdır? 3 yıl ya da 5 yıl durmasının sakıncası var mı? Yani öyle bir belirleme vesaire bir şey yok. Bir başka soru. Ben bunu %50 devlet destekli faaliyetlerin tamamını gidere yazabilir miyiz? Bu konuda özelge verdiğini söylüyor. Huriye Uğur'dan. Burada mı? %50 devlet destekli faaliyet biraz hani sektör nedir? Tamam. Ya piyasaya poliçe mi sunuyorsunuz siz? Yok yok. Devlet destekli faaliyet diyor. Poliçe bu. Poliçe dermiş. Poliçe mi? Poliçe. Poliçe ben devlet destekli poliçe. Faaliyet diye anladım. Poliçeymiş. Pardon. Ya ben uygulamada hiç karşılaşmadım ben ama de. Yani devlet destekli bir poliçe sunuyorsunuz. %50'sini devlet size geri veriyor. Poliçenin değeri kimin poliçesidir bu? Birisinin poliçesi mi? Kişiye sağlıyor. Ya işte yani ben şunu merak ediyorum. Hayvancılıkla ilgili poliçe piyasaya sunuyorsunuz siz. Bu karşılıkta size ya spesifik bu. Eğer bu konuyu bana yani ulaştırırsanız ben çözerim onu ama. Evet evet. Yani konuyu tam kavrayamadım ama çıkışta siz bana gelin şey yapın. Ben konuyu kavrarsa çözüm bulurum. Oturumu bir tamamlayalım izin verirseniz. Eğer daha sonra çıkışta şey yaparız. Tamam. Tamam. Evet. Bubin hocamızda bir iki soru var. Onları da... Peki. İki soru var. Sonra bir de benim sorum var. Bir tanesi Sayın Cahit Yılmaz'dan gelen bir soru. Yememe üstadımıza demiş ama... Bana geldi soru. Transfer fiyatlandırma sözleşmesi hakkında herhalde peşin fiyat anlaşmasını kastediyor. Anlaşma. APA dediğimiz hakkında kısaca bilgi verir misiniz? O derse başlıyoruz demektir şimdi. Yani bu soru hani 3 sayılı transfer fiyatlandırması tebliğine bakarsanız tüm ayrıntılarıyla orada var evet, zaten. Çok daha da tereddütünüz olursa mail atın diyeyim. Yoksa hani bunu baştan sona burada anlatmayalım. Ayıp olur yani. Bir Ramazan Bey'in sorusu var. Tam mükellef bir şirket yurt dışından makine getirip Türkiye'de satış yapan virgüllere dikkat etmek lazım. Virgül yok burada ama tam mükellef bir şirket yurt dışından makine getirip Türkiye'de satış yapan bir yabancı şirkete müşteri temin etme hizmeti yapıyor. Kendisi faturada %18 KDV uyguluyor. Faturaya bakıldığında tamamen hizmet ihracatı görünümünde değerlendirme Türkiye'de sayıyorlar. KDV uygulanması doğru mu, ne yapılabilir diye vallahi hani yargıya taşıyabilirsiniz ama burada hizmet ihracatı var mı orası tartışmalı, açık net değil. Çünkü siz Türkiye'ye getirilen ve Türkiye'de yapılan bir satışa, yani yabancı bir şirkete
Türkiye'de müşteri buluyorsunuz. Dolayısıyla yabancı şirketin bu hizmetinin, yabancı şirketin bu hizmetten Türkiye'de yararlanması söz konusu. Bu nedenle hizmet ihracatı demek biraz bana zor gibi, ihracat komisyonu demek biraz zor gibi gözüküyor. Hatta tam tersi bir başka açıdan bakarsanız buna ithalat komisyonu da diyebilirsiniz. Yani bu nedenle çok fazla da yargıya bel bağlamamak lazım. %18 KDV hesaplanması burada doğru gibi duruyor. Evet, iki soruyu da cevapladım. Şimdi benim Rıza Bey'e hakikaten anlayamadığım bir şey sormak istiyorum. İdarenin nasıl uygulama yapacağını merak ettiğim için. Şimdi dediler ki, yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Herkese beyannamesini verirken biz %5 uyumlu mükellef indirimini uyguluyoruz. Sonra bakacağız, ayıklayacağız dediler. Yanlış anlamadıysam. Evet. Peki ben şimdi bir de şu var, ileride muhasebeciyle müşterisi arasında kavga çıkacak. Sen yanlış verdin beyannameyi, sen öde gecikme faizim diyecek. Neyse, ben şimdi beyannameyi verdim, titizde bir muhasebeciyim. Baktım, şartları taşımadığını da biliyorum. Geçen sene iki tane beyannameyi vermemiş zamanında. Biliyorum. Haksız. Bunu düzeltmek istiyorum. Acaba ne yapacağım? Şimdi kanuna baktım, pişmanlık mı versem? Veremem çünkü vergi ziyanına yol açan bir hal olması lazım. Öteki taraftan elektronik ortamda düzeltebilir miyim? Düzeltemem çünkü vergiyi beyanname kendisi hesaplıyor. Vergi dairesinde kardeşim doğru dürüst hesaplama yapıp bana farkı bildirin diye dilekçe versem o da ayıp olacak. Peki beyannameyi kağıt ortamında versem bu sefer kendiliğinden verilen beyanname deyip %50 ceza kesecek, bir de özel usulsüzlük verecek, kesecek bana. Niye elektronik ortamda göndermediniz diye. Peki ben şu 2 Nisan pazartesiye kadar bu gecikme faiziyle mükellefim karşılaşmasın diye ne yapabilirim? Hangi hukuki yoldan yararlanabilir mükellef hakkı olarak? Bana ne öneriyorsunuz? Birinci sorum. İkinci sorum, yapmadım. 3 sene sonra fark ettiniz. İkmalen tahrip yapacaksınız. Vergi ceza ihbarnamesi mi göndereceksiniz? Takdir komisyonuna mı sevk edeceksiniz? Yoksa doğrudan ödeme emri mi göndereceksiniz? İdare nasıl bir uygulama planlıyor? Yani merakımdan soruyorum sadece. Beyanname verme süresi içerisinde fark ettiysek beyanname verdik. Kanunun süresi içerisinde düzeltme beyannamesi vererek bunu düzeltebiliriz. Ama kağıt ortamında veremem. Özel usulsüzlük kesersiniz. Elektronik ortamda veremem çünkü vergiyi bana hesaplattırmıyor beyanname. Beyanname verme süresi içerisinde veriyorsunuz değil mi? Evet. Onu normalde kanun süresi içerisinde düzeltme beyannamesi vermeniz. Ama hayır, gelirim aynı, her şeyim aynı. Vergiyi de otomatikman beyannameniz yine hesaplayacak bana indirimli olarak. Nasıl düzelteceğim? O zaman benim şunu yapmam lazım. Ona tekabül eden bir şekilde gelirimi fazlalaştırmam lazım ki %5, ama o zaman yine %5'ten yararlandıracak program benim. Hayır, o şeye bir şey girmezsiniz hocam. O indirim sütunu var, ayrı bir sütun. Oraya bir şey girmezsiniz. Kanun süresi ama içerisinde. Ben girmiyorum oraya, kendisi yazıyor. Tartışmayı yani daha sonra yapalım. Ben yazmadım bir şey. Ona bakmamız lazım, evet. Da yani benim en son bana aktarılan, orada mükellefin hani bir uyarı çıkıyor ve mükellefe soruyor ihtiyari bu uygulan. Yok, çıkmıyor. Yani uyumlu mükellef misiniz diye bir kutucuk olsa hani onu yanlış işaretlersiniz anlarım. Ama öyle bir soru çıkmıyor hiç. Beyanname doldururken. O zaman vergi dairesine gidip çağrı açmak lazım onun süresi içerisinde, evet. Uygulama veriden. Çünkü dediğim gibi bunun aslında şu an için otomatik kontrol yok ama bunun İdeal şekli sizin de dediğiniz gibi bir program atılmak suretiyle mükellefe sen uyumlu değilsin, dolayısıyla evet. Bunu veremezsin, engellemek direkt. Yani muhtemelen seneye o olacak. Yani ama şu an için yapılmadı. Yani evet. Gelir dairesinin uygulama veri yönetimi daire başkanlığı yetkili bu konuda yapılmadı. İkinci konuyla alakalı gelir dairesindeki merkezdeki üstadların yorumu, her ne kadar vergi ziya cezası alınmaksızın tarih edilir ama işte gecikme faizi alınmaz diye yorumluyorlar. O da ihtilafa açık, yoruma açık bir konu. Tebliğde de gecikme faiziyle ilgili bir ibareleri var mı bilmiyorum. Ben tebliğde yok. Evet.
Bu olayın, çünkü biliyorsunuz başka yatırım indirimi vesaire bazı konularla ilgili söylüyor. Vergi ziya ve gecikme faizini mesela geri alınırken öyle farklı bizim şeylerimiz var. Hani ayrıksı sui generis kanunlar var. Bu da onlardan bir tanesi. Ama ben hep sunumda da arz etmeye çalıştığım gibi farklı konularda mutlaka özelge başvurusunda bulunmakta fayda var. Çünkü mesela bu kanun çıktı. 1 Ocak'ta bize sorular gelmeye başladı. Değerli konuşmacılarımıza teşekkür edeceğiz. Lütfen birkaç dakika daha sabrederseniz. Ayrılan arkadaşlarımız için söylüyorum. 1 Ocak'tan itibaren verilen beyanname yıllık gelir kurumlar dedi. Bize sorular gelmeye başladı. Devir birleşme 5 Ocak'ta veriyorum. Devir birleşme kısa dönem beyannamesi. Şimdi orada baktığınız zaman lafzi bir şey var. Yıllık gelir kurumlar beyannamesi değil. Mesela lafzi olarak birebir alırsanız bunlar da girmeyebilir diyebilirsiniz. O konuda şu an için genel terimde bir şey yazılmadı. Ama ben arkadaşlarla geçen bir çalıştayda bir araya geldim. 3 yıllık süre ve genel mükellefiyet süresi ve genel şartlar olması halinde devir birleşmeden dolayı da faydalanabileceğini mesela söylüyorlar. Bu konuda haklısınız. Yeni bir konu mutlaka önümüzdeki günlerde karar verilecektir. En azından tarihat usulü biz de merak ediyoruz aslında. Gecikme faizi olacaksa o zaman nasıl olacak? Yani vergi cezası olmayan bir durum. Sadece gecikme faizi olması biraz sui generis bir durum yani. Göreceğiz. Peki. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu vakte kadar dinleyen, katkı sunan sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir seminerde buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz ama ondan önce hepinizin bildiği gibi şimdi üstadlarımıza, değerli konuşmacılarımıza hep birlikte teşekkür edeceğiz birkaç saniye içinde. Değerli meslektaşlarım, izninizle konuşmacılarımıza bir teşekkür belgesi sunacağız ama konuşmacılarımızdan önce ben bugün size bir kitapçık dağıttık. 2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Hazırlama Rehberi. Bu rehberin hazırlanmasında bizim vergi mevzuatı komitemizdeki çalışan arkadaşlarım çok emeği var. Ben vergi mevzuatı komitesindeki arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu komiteden sorumlu yönetim kurulu üyesi arkadaşım Sayın Gülgün Öztürk'e teşekkür etmek istiyorum. Bugün bu seminerin hazırlanmasında emeği geçen oda çalışanlarımıza, İstanbul Mali Müşavirler Odası'nda mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yine Cevahir Otel çalışanları ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum ve en önemlisi katılımınız için, katkılarınız için bu saate kadar bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmacılarımıza teşekkür belgelerini vermek istiyoruz. Bizler plaket yaptırtmıyoruz artık. Türk Eğitim Vakfı'na konuşmacılarımız adına bağışta bulunuyoruz sizler adına. Bu sefer sondan başlamak istiyorum. Sayın Doktor Bumin Doğru Söz'e teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Yücel Akdemir. Sayın Selahattin Gökmen'in teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülgün Öztürk. Sayın Rıza Bilgiç'in teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Saymanı Sayın Cemile Kuzu.
ev sahiplerimizden olduğu için oturum başkanımızı sona bıraktık. Sayın Erol Demirel'in teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Haydar Tunç. Değerli meslektaşlarım, katılmanız için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki seminerde buluşmak üzere iyi akşamlar diliyorum.